sevgili arkadaşlar, Mutlu Oyuncaklar kanalına hepiniz mutlu mutlu hoş geldiniz. Remzi ya, bir dakika kulağına bir şey sormam lazım. Biz niye toplandık acaba? Aa, sana söylemediler mi Necati? Uzun süredir yapmadığımız bir programı yapacağız. Ne diyorsun Remzi? Lahmacun partisi mi var yoksa? Hayır Necati, bugün yeni karakterler tanıtım programını yapıyoruz. Aynen öyle Necati, dış sesi duydun işte. Ne zaman başlıyoruz peki? Evladım, niye toplandılar buraya? Sizin bir bilginiz var mı? Aa, şu Küfe teyze senin kulaklarını iyice ağır işitmeye başlamış. Az önce söyledi ya dış ses. Yeni karakterler tanıtım programı işte. Arcan, neredesin oğlum? 2 saattir seni arıyorum ya. Çabuk düş peşime hadi. Bir sürü işimiz gücümüz var. Burada oturup program seyredecek halimiz yok herhalde. Evladım çekil şöyle kenara. Önüme durdun. Bak ya, bir de hala teyzelerin ağzının içine bakıyor. Yürü Ercan, yürü yürü. Sen onu dinleme Ercan evladım. Dur dur, burada programı seyret. Bak ne güzel karakterler çıkacak şimdi. Ama teyze ya, o zaman benim maaşımı keser ki. Geliyorum patron. Ekmek parası tabii, ne yapacaksın? Hazırsanız artık başlıyoruz. Tamam tamam dış ses, ben hazırım. Dünden hazırım ve dünden razıyım. Neyle başlıyoruz peki ilk olarak? Söyle bakalım Alican. Hayır Necati. Tamam dış ses, tamam. Olayı sen bana bırak en iyisi. Evet, ilk karakterimiz alkışlarla, heyecanla, coşkuyla geliyor. Kimmiş bakalım? Merhaba sevgili arkadaşlar. Burada olduğum için çok ama çok mutluyum. Ne zamandır merak ediyordum. Ben cep telefonu olsam nasıl bir şey olurum diye. Sizce nasıl olmuşum? Ben çok beğendim. Bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oo Remzi, havalı olmuşum gerçekten. Ve şimdi de karşınızda... O da ne Remzi öyle? Mirket ne hallere girmiş? Necati, seni profesyonelliğe davet ediyorum. Lütfen kelimelerini tamamlamadan bırakma. Ve karşınızda... Kıh kıh Mirket. Merhaba sevgili izleyiciler. Ne yapacaksın artık? Bilim hayvanlığı böyle bir şey. Her kulağa giriyorsunuz. Şimdi et oldu et. Pardon evladım, mangalda mı kızartma mı? Siz anlamazsınız teyze ya, boş verin. Bu dijital çağda bir birim oluyor. Bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Benim torun da bana kurmuştu evladım. Hotmail'in yanına geliyor, ben biliyorum. Sen de şu Küfe teyze az değilsin he. Ve sırada haylaz biricik oğlum Şakir var. Canan canan, bak gördün mü ben çıkıyormuşum. Ay ne şekilde çıkacağım acaba? Çok merak ediyorum he. Merhaba sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok sinirliyim. Beni kim niye bu kadar sinirlendirdi hiç hatırlamıyorum. Neyse, bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve şimdi karşınızda ben geliyorum. Aa, prodüksiyon olmaz ki böyle ama. İkinci kez Necati geliyor. Haksızlık bu. Ne yapacaksın Remzi? Popüler olmak böyle bir şey işte. Merhaba sevgili arkadaşlar. Krala benziyorum galiba değil mi? Kırmızı kürkümle gayet şık gözüküyorum. Bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir kere ben de geliyorum Necati. Havam sağ olsun. Ve karşınızda ilginç Remzi. Merhaba sevgili arkadaşlar. Elbiseleri biliyorsunuz çamaşır makinelerine kaptırdık. Böyle kirli kirli geziyoruz işte. Ne yapacağız hiç bilmiyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Aa, inanmıyorum. Kadriye bu durumunu görünce acaba ne tepki verecek? Kadriye. Gördün mü? Ay prodüksiyon. Şunun dinle laf verdiniz ya. Aşk olsun. Küsüyorum vallahi ha. Pardon. Ben çıkmasam olmaz mıydı? Geri mi gitseydim acaba? Gördüler mi yoksa? Hay Allah tüh. Pek de şık olmayan durumdayım ama neyse artık idare edeceksiniz. Kirlendik, paslandık, bir türlü temizlenemiyoruz. Bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Remzi ne kadar pespaye gözüküyordu ama değil mi? O da ne öyle? Ne yapacaksın Necati? Gülme komşuna gelir başına demişler. Ve karşınızda taş devri Necati. Ben de kirlendim. Ben de pespaye gözüküyorum. İdare edin artık canım. Ne yapalım? Bu kadar oluyor. Görüşürüz. Ama hayır ya, aynısından bende de var. Arkadaşlar siz olun, çamaşır makinelerine, bulaşık makinelerine sakın bir laf etmeyin. Alınıyorlar sonra bak ha. Gördüğünüz gibi durumlarımız çok fena. Görüşürüz. Ve şimdi de karşınızda bomba bir karakter daha geliyor. Roket Remzi. Ne diyorsun Necati? Emin misin? Son kararın mı? Benden nasıl roket olur ki?
Merhaba sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çocuğumu kurtarmak için şekilden şekile girdim ve karşınıza roket olarak çıkıyorum. Bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Remzi, alemsin vallahi ha. Harika gözüküyorsun. Ve en bombayı en sona sakladık sevgili izleyiciler. Ne bombası dış ses ya? Bitmedi mi olay? Hayır tabii ki de. Kadriye, tüm gözler şu anda senin üzerinde. Nasıl yani dış ses, anlamadım. Biraz açar mısınız? Kadriye, senin çocukluğunu bulduk. Nasıl yani? Benim pembe bantlı çocukluğumu mu? İnanmıyorum. Çok merak ediyorum. Hadi bir an önce gelsin. Ve karşınızda Kadriye'nin çocukluğu. Merhaba sevgili arkadaşlar. Çok toyum, çok gencim. Hatta daha çocuğum. Kırmızı bandımla biliyorsunuz dans yarışmasına katılmıştım. Beni merak ettiğinizi biliyorum. Ben de sizi çok seviyorum. Bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ay Remzi bak görüyor musun? Ne kadar küçücüğüm orada. Pek de tatlıymışım canım. Arkadaşlar siz en çok hangi karakteri sevdiniz? Dijital Mirket, Taş Devri Şakir, Telefon Necati, Kızgın Şakir ve yine Taş Devri sakalları uzamış Necati, Taş Devri Remzi, Kral Necati, Taş Devri Kadriye ve Çocuk Kadriye. Yoksa Roket Remzi mi? Yorumlarda bana yazarsanız çok ama çok mutlu olurum. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için gerçekten çok 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 teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Arkadaşlarınıza bizden selam söylerseniz çok ama çok mutlu oluruz. Bizle kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.